Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, Lemaat'tan hakikat çekirdeklerinden okuyayım. Şimdi böyle bir şey yapayım size. Bakayım ne olacak. Herkes birden 110'a kadar, 110'a kadar bir sayıp bir tutsun herkes. İlk altırıma gelen. Birden 110 dahi. Bir dahi 110 dahi. Tuttunuz. Kimseye söylemeyin. Tamam. O sayıyı tut. Şimdi ikinci bir sayı tut. Farklı bir şey. Tuttunuz mu? Tuttuk. Sen ilk tuttuğunu söyle. Sen beyazlı. 38. 38 tutmuştun. Hani açmak, fal açmak falan gibi değil mi? Tamam hocam. Yok, bakalım neymiş. Sen koydun Süleyman abi. Hayır. Çekirdeklerin numaraları. Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Biri birisi olmaz. Yani şu kainatta, varlıkta hiçbir şey ama hiçbir şey zıtsız yoktur. Allah Halik'tir, mahluk var. Karanlık var, aydınlık var. İman var, küfür var. Soğuk var, sıcak var. Fani var, baki var. Kesif var, aynı yerde ama. Latif var. Mesela odun katı ve kesiftir, donuktur. Ama onu meydana getiren latiftir. Odunun içine bakın. Yaktığınız zaman çıkan nur ve dumandır. Yani odundan çıkan o nur ve duman İzmir'in neresindedir yaktığın zaman? Her yerindedir. Kilosu yok, tipi yok, kaçmıyor, kütlesi yok. Ama kendisini iki zıt şey, birisi örten, birisi açan duman örter. Yandığı zaman duman ne yapar? Örter. Nur ise açar. Dumandan kası cehennemdir, nurdan kası cennettir. İkisi kendisini odun olarak gösteriyor. Odunun içinde nur yok. Şöyle izah edeyim. Bardağın içinde su var. Bardak ayrı, su ayrı. Ha, odunun içinde nur var dersen odundan ayrıdır olur nur. Öyle değil yani. Odunun içinde nur yok. Nur ve duman kendisini odun olarak gösterdi. Bir daha söylüyorum, çok mühim bir şeyde kullanacağım onu. Bardağın içinde su var. Doğrudur. Bardak ayrıdır, su ayrıdır. Odunun içerisinde nur ve duman yoktur. İçi ve dişi değil o. Hani bardağı yok. Nur ve duman kendisini odun olarak göstermesi, odun o gözüken görüntü, iki zıtın görüntüsüdür, sıfatıdır. Şimdi iyi dinleyin. Oduna, o görüntüye, nur ne kadar yakınsa, ahiret dünyaya o kadar yakındır. Odunun neresinde nur varsa, cennet dünyanın orasındadır. Odunun neresinde duman varsa, cehennem dünyanın orasındadır. Başka? Buz düşünün. Buzun içinde su yok. Buz suyun sıfatıdır. Dolu, kar, tipi, ne bileyim, kıra diyoruz veya buhar diyoruz. Bunlar hep suyun sıfatıdır. Şimdi su kendisini buz olarak gösterdi. Peki buzun neresinde su vardır?
her yerinde, sağında, solunda, altında, içinde, her şey. Yani su kendisini buz olarak ifade etti. Buzun neresinde su varsa, dünyanın orasında ahiret vardır. Ondan cennet ucuz değil. Adın neydi senin? Osman. Osman'ım. Cennet ucuz değil. Cehennem de lüzumsuz değil. Zalimler için yaşasın cehennem. Abim sen bir numara söyle. 66. Acayip bir şey ya. İkide bir tekrarladığım, tekerleme yaptığım bir şey. Vecize sana çıktı. Muhakkak maslahat mevhum mazarata feda edilmez. Tamam. O zaman siz de yeni gelenler bir dahil, 110 dahil bir numara tutun yeni gelenler. Bir dahil, 110 dahil. Tuttunuz? Tamam. Ondan hariç bir tane daha tutun. Tamam. Tutun dursun. Şimdi 66 demin. Evet abi her zaman tekerleme yaptığını dediniz. Benim çok teker. Muhakkak maslahat mevhum mazarata feda edilmez. Mesela olabilir. İş tükenmez ki. Ama muhakkak yapman gereken bir şeyi zanla olabilir, tehlike olabilir diye yapman gerekeni terk etme. Mevhum mazarat yani vehim düşünce olabilir, zarar görebilirim, batabilirim, olmayabilir. Yani düşüncede var olan bir zarar, realitede yoktur. Yani uçak düşer de uçağa binmemesi. Binmemezlik yapma yani. Mevhum mazarat, muhakkak maslahata, yani yapılması muhakkak gerekene feda edilmez. Niye terk ediyorsun? Yapılması gerekeni yap, daha karışma. Efendim, ölümden korkacaksın. Kardeşim, ölümden ne korkuyorsun? Ölümden korkmaya hiç gerek yok. Zaten öleceksin. Muhakkak maslahattır. Yani yapman gerekeni yap. Ölümden korkma. Günahlardan kork. Ölümden ne korkacaksın? Günahlardan korkacaksın. Ölüm denen şey buzun erimesidir. Buz erirse su olur. Odunu yakarsanız nur olur. İşte odunun nura dönüşmesidir ölüm. Odunu yaktınız mı? Odun bir yerdeydi. Kaç kilo? 10 kilo. Ve buradadır. Yakın bakalım çıkanın kilosu var mı? Nerededir? Her yerde. Böyle olacak. Yani bu anlaşılmış herhalde. Çok harika bir şey. Mevhum mazarat. Yani vesvese de böyledir. Ya böyle olursa böyle olur mu? Hasta olursam, ya ben eve gidersem, yalnız kalırsam, şey gelmezse. Yani adamlar şu acilin önünde volta atıyorlar sabaha kadar. Zannediyor ki içeridekilere numara yapıyor. İçeride aslan var. Onlar sanki bilmiyor. İçerideki doktorlar ve nöbetçiler çok iyi biliyorlar. Acilin önünde dolaşan 10 kişinin 7'si korkusundan eve gidemeyip içeride hastan var numarasıyla dolaşanlardır. Taburada oturuyorlar. Orada koltuklarda oturuyorlar. Hastam var içeride. Oysa yani olabilir. Bir anda kalp krizi geçirebilirim. Tansiyon şey olabilir. Hemen müdahale edilsin diye. Mevhum yok ortada bir şeyden korkuyor. Ya gelse ne olacak? Gelmeden korkuyor. Sen bir numara söyle. Senin ilk numaran. 87. Bir lokma 40 paraya. Diğer bir lokma 10 kuruşa. Dışarıda böyle. Bir lokma düşün ki 1 lira. Ötekisi 10 lira dışarıdan. Ama ağza girmeden ve boğazdan geçtikten sonra birdir. Yani burada peynir ve baklava dışarıdadır. Bir tanesi 50 milyon kilosu, bir tanesi 5 milyon kilosu. Dışarıda baklava ile peynir eşit. Bir şey yok ki bana bir faydası yok yani. Teması var mı? Yok. Ondan sonra yedikten sonra aşağıya geçtikten sonra gene eşit. Sırf fark nerede? Yalnız birkaç saniye ağızda bir fark var. Aldım. Almadan bir şey yok. Burada duruyor. Aldım. İndi aşağı gene yok. Yok. Var yok. İki yok arasında var. Ne değeri var ki? Evet.
Müfettiş ve kapıcı olan Kuvve-i Zayika taltif ve memnun etmek için birden ona gitmek israfın en sefiğidir. Yani şimdi iki yokluk arasında birkaç saniye, dakika bile değil lezzet alacaksın diye 1 liralık bir şeyden 50 liraya çıkmak israftır. İsraf da haramdır. Ya israf da haramdır. Yani hayatın her safhasını uygulayabilirsin. İşte abim ismi neydi senin? Said. Said. Maşallah. Baban Nurcu muydu? Değil abi. Nasıl? Said ne koydu? Biz Said esas kayıdan savaş da Said olarak. Ha sonradan Nurculuk'tan sonra anlatıyor. Şimdi Said abim mevhum mazarat muhakkak maslahata feda edilmez. Mevhum mazarat. Yani, aynı da bu da böyle. Olabilirler. İşte bakıyorsun ki hariçte peynirle şey mobilya öyle. Mesela evde diyor ki hanım sırtıma da isteme, karnıma da istemem. Gelin olurken almıştık bu halıyı koltuğu. Yenisini istiyorum diyor. E tabii canım. Çünkü 10 seneden beri durduruyor. Ne olacak yani? Çalışmıyor ki bozulsun, yırtılsın. Ama televizyonda devamlı bombardıman ettiği için reklamından ister istemez almak zorunda hissediyor kendisini. Almadığı zaman da kendisini böyle fakir hissediyor. İtim, yani sahipsizlik hissediyor. Bana değer verilmediğini hissediyor. Ne alakası var bunda ya? Ne kadar israf yani? Sen numaranı söyle. Numaramız benim 38. İkinci numaranı tuttun mu? 3. 3. Onun için iki tane onun için tutturuyorum. Arzı ve bütün nücum ve şumusu tespih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele malik olmayan kimse kainatta davayı halk ve iddia icat edemez. Zira her şey her şeyle bağlıdır. Şimdi kainata baktığımız zaman dünyamızı, gezegenleri, güneş ve güneş sistemini kaldıracak, çevirecek bir şeye malik olmayan bir insan düşün, bir kaynak. O zaman kainatta halk etmeye, icat etmeye dava edemez. O edemediği kişiye de belini bağlamazsın. Güvenmezsin yani. Dünyamızı, gezegenleri, yıldızları, güneşi ve güneş sistemini çeviretmeye, döndürmeye, ayakta tutmaya kadir olmayan bir şey iddia icat edemez. Ve iddiayı halk edemez, halk da edemez. Ve böyle bir kişiye nasıl güveneceksin? Neye güveneceksin ki? Neye teslim olacaksın? Yani peki ne yapacağız? Zira her şey her şeyle alakadardır. Bunu Ustad Kaş tarihinde 1908'de demiş bunu. Şimdi kuantum fiziğinde her şey her şeyle alakadardır diyor. Kuantum fiziği gene her şey her yerdedir. Biz 20 sene önce söylüyorduk onu. Ama Ustad o zaman söylemiş. Yani her şey her şeyle alakadar. Bir örnek vereyim geçeyim. Gözü yapmak için göz ilmi yetmiyor. Gözü yapan güneşi de bilmesi lazım. Çünkü göz güneş sistemi içinde çalışıyor. Mideyi yapmak yetmiyor. Çileyi de bilmesi lazım, eriyi de bilmesi lazım, buğdayı da bilmesi lazım. Yani sonra mideyi yapan beyni bilmesi lazım, karaciğeri bilmesi lazım, böbreği bilmesi lazım. Her şey her şeyle alakadar. Bir şey hakim olan her şey hakimdir. Deniz kim ise içindekiler de onundur. Atom kim ise atom, atomla da yapılan onundur. Onun için dayanacağımız şey hakikaten gezegenleri, yıldızları, güneşi, güneş sistemini çeviren, kaldıran, durduran bir güç ise iddiayı halk ve icat noktasına dava yapabilir. Buna güvenilir. Buna böyle bir özelliği olmayansa ne yaparız? Güven, bel bağlanmaz. Nedir o mesela? Paraya, servete, güce, ne bileyim yani Allah'tan kopuk şeylere güvenilmez, yalnız vasıtadır, vesile olarak kullanılır. Vesilelikten ileri geçirmemek gerekiyor. 79. Allah Allah. Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor. Rumuzu tevazu ediyor. Nur, nar göründüğü gibi bazen şiddeti belakat dahi mübalağa görülür. Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor. Yani
Nereden biliyoruz Kur'an gençleştiği? Çünkü diyor, ruhumuzu tevazu eder. Yani açık manasının dışında, içerisinde remzi, işari, telmi, yani gizli mana mertebeleri var ya, sucunun, gusunun, zahrun, battun, hattun, mutalan, sari, ima, remzi, telbi, kazamın etmiş. Cem etmiş içinde. İçin cem etmiş. Hepsini içine almış. Zaman geçtikçe Kur'an'ın o manası ortaya çıkıyor. Yani şeyin beşer kelamı gibi belirli zamana, belirli bir vasıf ve olayı yorumlamaya bakmıyor. Her bir ayet, mesela şöyle bir misal vereyim. Mesela bir hastaya Elhamdülillahi Rabbil Alemin okusa şifa olur. Namazda okursak namaz olur. Okuduğumuz zaman sevap olur. Aynı ayet okuduk sevap oldu. Hastaya şifa oldu. Namazımız oldu. O aynı ayet kabirde nur gıda oldu. Haşir meydanında senet ve berat oldu. Aynı ayet. Sırat köprüsünde burak oldu. Aynı ayet. Cennette hakikat oldu. O ayet. O ayet. İslam hukukunda, İslam'da yani cemiyette hukuk oldu. Dimağı bütünleştirdi. Kalbi memnun etti ve tatmin etti. Ruhu tenvir etti. Aynı ayet. Çok acayip bir şey yani. Mesela sekeratta olan bir hastaya veya işte erva habiselerle hasta olan bir insanı düşünün, kadın ve erkeği. Ona coğrafya kitabı okusan, Roma tarihini okusan düzelir mi? Osmanlı tarihini okuyalım ona. Hasta birisine saldırıyor böyle, psikoloji bozuk. Fatih Sultan Mehmet gibi hazretlerinin tarihini okuyalım. Bir kadar bilgi var, düzelir mi? Ben bir tanesine denk gelmiştim. Matematik öğretmeni Mehmet abiydi, Allah rahmet etsin, kanser. Evine demiş ki, Hasan Hoca demiş, dersi bitirdikten sonra demiş, gelsin demiş. Haber gönderdiler, dersi bitirdim, gittim. Matematik öğretmeni, ömrü matematikle geçmiş. Yatıyor şöyle. Gittim, meğer o kadar kanser hastası, bu çeşitleri varmış. Çift bileden rahatsız olurlar. Çit böyle. Çit bile demeyeceksin. Yani orada hiç ses yok. Selam yok. Çok istisna dostlarını ziyaret ederler. Ufak. Aleyküm selam diyor. Çit yok. Böyle nasıl geçiyor? Tamam. O da istisna. Böyle. Böyle bir hastayım. Bazı demek ki çeşitleri öyle. Hiç unutmuyorum. Allah hepimizin geçmişlerini merhamet etsin. Buna da öyle. Dedim ona biz de belbeleci böyle dağıldık. Selamun aleyküm Mehmet abi. Aleyküm selam. Beni çağırmışsın Mehmet abi. Oğlum değil mi şey yapıyorsun, insanları meşgul ediyorsun. Aynı ustupla mı konuşuyorsun? Ha? Aynı ustupla konuşuyor. Aynı butonla konuşuyorum. Ama çitten bile rahatsız olan adam. Seni görünce rahat diyorum diyor. Acayip bir şey. Seni görünce rahat. Gelen giden bana Yasin okuyor. Niye okuyor dedim. Ona bu kadar insanlar meşgul ediyorsun. Gideceksin çabuk git dedim ben. Merak et arkamdan seni geleceksin. Böyle. Mehmet abi. Ben herkes bana Yasin okuyor. Sen bana dedi Cevşen oku. Ben sana bize bir teklifim var dedim. Daha iyi. Nedir dedim. Senin ömrün matematikle geçmedi mi? Aklın, ruhun, cesedin, gömleğin, atletin, atomun her şey matematik. Ömrünü geçirdi. İyi. Bir tabela getireyim dedim kara tahta. Öyle yatıyorsun. Orada biz matematik çözelim. Ruhun rahatlasın böyle. Matematikle geçersin. Kavga geçme Allah'ını seversen. Abi sen matematikle ömrün geçti. Kur'an istiyorsun. Allah Allah. Matematikle ömrü geçenim ölüm anında matematik istemiyor. Tarih öğretmeni ya biraz tarih okuyun da canım rahatlasın da öyle geçeyim demiyor. Fizikçi öyle. Hiç rastladınız mı? Doktor mesela. Doktora hücre yapısını anlatalım. Bak şu karaciğer şöyledir, böyledir. Sekeratta olan bir doktor düşünün. Yok hepsi diyor ki Kur'an getir. Kur'an oku. Ya Hasan kardeş benimle dalga mı geçiyorsun? Abi olur mu dalga geçmen ya? Senin atletin bile matematik olmuş abi dedim. Matematik şey yaparsan at. Tamam tamam dedi. Şimdi okudum. Oh okuyor. Elini koy diyor.
Ya ne acayip bir şey ya. Aynı ayeti ben namazda okudum. Aynı o ayet Hizbul Kur'an'da çünkü öyle. Baktım miras hukukundan bahsediyor. Miras hukukundan bahsediyor. Hukuk. Ruhu rahatlatıyor. Namaz oluyor. Aklımı bütünlüğe getiriyor. Kalbimi tevhir ediyor. Kabirde ve nur ve gıda oluyor. Haşir meydanında senet ve berat oluyor. Sırat'ta Burak oluyor. Cennet hakikat oluyor. Cennetin hakikatında rüyetullah oluyor. Aynı şey. Nasıl bir şey ya? Aynı şey. Şimdi bir TC mahkemesindeki bir kanun kabirde geçmez. Kalbi nurlandırmaz. Aklı iddia etmez. Acayip bir şey ya. Elhamdülillah. Kaçıncı numarayı okuyorduk? 79 muydu? Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor. Bereketli bir şey söyledi. Niye geldi sana bilemem. O sen çözeceksin aleminde. Bile bir şey aramaya da gerek yok. Senin vasıtanla bunlara bir şey anlatmak istedi. Herhalde Risale-i Nur'umuz. Rumuzu tavazu ediyor. Yani zaman geçtikçe Kur'an'ın hak ve hakkaniyeti daha rasi ve sabit olduğunu ispat ediyor. Yani şöyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde içki haramdı. Şimdi diyebilir miyiz ki veya faiz veya kumar ne biçim adam öldürmen herhangi bir yasak. Vallahi o zaman ihtiyaç vardı. Şimdi pek ihtiyaç yoktur. Daha çok şimdi ihtiyaç var. Gidin kabristana sorun, mezaristana sorun yani. Meyhaneye bakın, hastaneye sorun, hapishaneye bakın. Hep içki emrini muhalefet etmekten girmiş. İçkinin faydalarını görürsünüz. Yani o zaman bir grama ihtiyaç vardıysa içki haramiyetine, şimdi bir tonlarca ona muhtaçız, o harama. Ne zaman anlarsın biliyor musun? Allah göstermesin diye düşünmek için söylüyorum. İçkinin haramiyetini böyle birisine denk geldim de X şehrin maliye müdürüydü. Hiç unutmuyorum. Çok öyle köy de bizim bitişik köy değildi. Ona bir münazaramız olmuştu. Ya Allah'ın emirlerine kafam yatmıyor demişti. Bir de ne demişti biliyor musun? Hiç unutmuyorum. Bak ne anlatacağım ne oldu. Allah'ın diyor haram ettiklerini dedi, isabet ettiğini nereden biliyoruz dedi. Şu görüyor musun şu lafa? Yani Allah içki haram etti. Kumarı haram etti. Faizler. İsabet ettiğini nereden biliyoruz diyor. Tövbe yani. Allah ona nasıl olduğunu ispat etti biliyor musunuz? Bak şimdi anlatacağım şimdi. Benim bitişik köylüm de ondan. Bak bir daha söylüyorum. Allah haramların da isabet ettiğini nerede biliyoruz dedi. Umut. Ne oldu biliyor musun? Çok ağrıma gitmişti ya. Vallahi çok dokundu. Kanıma dokundu. Gerçi bir şeyler sayıkladık ama adam kalamadı ki. Mal müdürüydü. Maliye müdürü mü? Mal müdürü mü? Eskide şey maliye mi geçiyordu? Bu var yani bu. 15 seneden önce oluyor. Mal veya maliye müdürü. Bir ilçenin. Mal müdürüdür abi. Mal gibi olmuş. Ha, mal gibi olmuş. Aferin. Bak ne oldu biliyor musun Özcan? Yaşlıydı. Ondan sonra zaten istememek için bir şeyler yapmışlardı. 6 veya 7 yaşında, 8 diyemem, 5 de diyemem, erkek çocuğu vardı tek. Bisiklete biniyordu. Bir sarhoş araba altına aldı çocuğu. İnanın bana. Ama üzüldüm tabii. Çocuk gitti. Daha olma ihtimali yok. Kadın tedbir temelden çözmüşler. Doğma şeyinden sonra. İşi bitirmişlerdi. Tamam. Ve bir sarhoş olduğu belirle şey yaptı. Kaçarken de hem altına ezmiş hem de bir yerlere vurmuş. Öyle. Ben ne yaptım falan diyormuş böyle. Bir sarhoş o çocuğunu ezdi. Ve demedim biliyor musun? İnanın bana bunu. Demedim ki ne haber X abi? Bak Allah haramda isabet etti mi etmedi mi? Şimdi ona sorsak içki haram olmasında Allah doğru mu yaptı? Zina yapılmasında haram Allah isabet ettiğini nasıl anlarsın? Karına ve kızına böyle bir vaka başına gelse içkinin zinanın
böyle bedeli, cezasının ne olduğunu o zaman anlarsın. Bir tanesini anlatayım size gene. Dedi ki, Hızır abi vardı benden aşağı feşti bizim abimiz Rize'de. Ondan çok istifade etmiştim. Allah rahmet etsin ona. Vakıftı. Emeği çok var bende. Oraya ben gittiğim zaman çok soru cevap var ama şu denk gelmiştim. Adam bir tanesi dedi ki hırsızın elinin kesilmesini ben aklım yatmıyor dedi. Yatmıyor dedi. Yani o şu anda denk geldim. Ne kimdi nedi bilmiyorum. Ne o özelliği vardı bilmiyorum. Dedi ki ondan sonra neyse bir şeyler konuştular unutturdu. Dedi ki senin dedi fabrikan var. Hamsi işleme bir de çay fabrikası ne varmış o zaman. Hamsi o alıyordu. Dedi ki sen fabrikanı satsan ondan sonra hanım bileziklerini çıkartsa kenar köşede arsalarını, binalarını, menkullerini hepsi gayrimenkul hepsini satsan hatta çocuk kumbarasını açıp kumbarasındaki parayı bile çıkarıp sana verse iş adamı olduğun için belinde de silah var. Bu o Ardeşen, Ardeşen miydi? Rize'de oluyor bu. Ardeşen'den otobüse bindin, İstanbul'a büyük bir iş yapıyorsun, fabrika. Öyle bir planı varmış. Bu et kombinasyonu ne diyorlar, hayvanı kesip de sırrı o etleri, kıyma falan şunlar bunlar işliyorlar. Entegre. Ha, böyle bir tesis yapıyormuş şeyde, karşıda Kadıköy taraflarında. Entegre ortak oluyormuş, bir 10 kişi kurmuşlar böyle. O hakikaten yapmış yani. Satmış ama tabii çocuğun kumbarasını açmamış. Şimdi dedi ki sen bunları sattın. Sattım dedi. Hanım bileziklerini verdi. Hatta çocuk kumbarasını atsa. Bütün gayrimenkullerini de satsan. İstanbul'a bu fabrikayı almaya gidiyorsun. Şimdi otobüse bindim. İş adamı olduğu için belinde de silah var. Ondan sonra yolun anladılar senin paran olduğunu. Çanta elinde. Otobüs dedi ki efendim otobüsümüz yarım saat çay ve ihtiyaç molası vermiştir dedi. Sen de indin giderken tamam mı akşam üzeri üç yeri tuvalete doğru bir tanesi kalktı çantanı aldı gidiyor. Ayağına sıkar mısın sıkarmaz mısın dedi ayağına. Hiç unutmuyorum bu soruyu sordu. O kadar heyecanlandı ki çocuğun kumbarası, kadının bileziği, fabrikayı her şey sattı. Hızır Bey dedi ne kalktı ayağına vallahi kafasına sıkarım dedi. Şeriat kafasına sıkmıyor, eline sıkıyor dedi. Dedi ki doğru. Yani bize dayandığı zaman bu iş, o zaman anlıyoruz ki hakikaten ne kadar lazım. Allah kimsenin başına vermesin. Mesela bu sesi duyacak bize bazıları var. Ya zinaya böyle bir ceza. Kızına böyle tecavüz edilse o cezanın az olduğunu göreceksin. Değil mi? Demiş abi, helal dairesi keyfe kafirdir. Mesela sen işe gittin, evini kırdı böyle bir şey. Veya işte geldi akşam hırsızlık yapan girdi içeri bayıltıcı şeyler var ya herkesi uyuttu böyle bir şey yaptı gitse hani evi alsa evi her şeyi alsa hatta canımı alsadan böyle bir şey yapmayıp gitse demez misin? Ha, insanoğlu kendine gelmedikçe onu eyleyemiyor. Sanki sahibi buymuş gibi Allah'tan ileri şefkat ediyor. Kur'an'ın hükümleri böyledir. Ya zaman geçtikçe verdiği hükümlere beşer daha çok muhtaç. Daha çok muhtaç. Allah'ını seversen ya gurbete çıkıyorsunuz. Gelmişsiniz şey 3-5 kuruş alacağım da çoluk çocuğum var. Bez alacağım. Ekmek alacağım. Senin bu paranı patron kesti vermiyor. Vermiyor ya. Peki ne dersin? Yok mu ya bu memlekete kanun? Şeriat olsa? O zaman mum gibi ararsın. Çünkü güneşin altında çalışmışsın bugün. Allah ne demişse öyle. Sen bir numaranı söyle. 5. Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Bundan ne anlayacağız? Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Önden ne anladın? Her şey bir elden çıktığını gösteriyor. Her şeyin bir elden çıkması lazım çünkü bir bütünlüktür. Başka? Her şeyin sahibi tektir. Her şeyin sahibi tektir. Başka? Her şey birbiriyle haberdar. Çok güzel. Her şey her şeyle alakadar ve bütünlük içindedir. Bütünlük olmasa bir şey her şeysiz çalışmaz. Karaciğer tek başına hiçbir ifade etmez. Bütünlük içinde. Başka? Yani insanlara da uygularsanız aynı kanunu.
Yani bütün insanlar yok, bir dünyada sen varsın. İzmir'in, Ödemiş'in, petrolları, altınları, her şey, dükkanlar senin. Ama hiç kimse yok. Olur mu? Olmaz. Hayat böyle yanlışlıklarıyla, yani insanların yanlışlıklarıyla gene bir bütünlük oluyor. Düşünün, başka bir şey anlatacağım. Belki kafanıza yatmaz ama beni çok acayip düşündürüyor. Bu cemiyet hayatında hiç şer adam yok. Hep Asr-ı Saadet gibi sahabe olsa. Yani Asr-ı Saadet'te sifonlar yok. Ebu Cehiller de orada. Ama öyle düşünün. Bu dünyada herkes melaike gibi olsa. Yaşanmaz gene. Hayat donuk olur. Hayat donuk olur. Yaşanmaz yine. Şer olması lazım ki bizi aktif etsin. Yani nasıl kuyruğuna bizi basacak ki sabır hakikati gözüksün. Kuyruğuna kimse basmıyor ki. Herkes sana ümmet ediyor. Estağfurullah. Şimdi sendeki insanlık hakikati gelişmez ki. Herkes eşit olsa sığır gibi. Ot, efendim abi. Şey yapmışlar. Bu Japonlar dünyanın her yerinde yasak balık avlıyorlar ya. Evet, çok zalim. Anormal avlıyorlar yani. Bu balıkları böyle suda canlı getiriyorlarmış. Ama çürüyormuş. Atalet olmadığı için. Sonra demişler ki ne yapalım? Köpek balığı yapmışlar aralarında. Şimdi hepsi köpek balığı kaçıyor ya. Canlı geliyormuş artık. Taze. Allah Allah. Evet. Şimdi yeri geldiği için örnek verdim. Allah Allah. Evet. Şimdi köpek balığını atıyor şeylerin içine. Atıyor, herkes hayat derdinde ya. 3-5-10 tane kaybediyorlar ama bütün balıklar taze geliyor. Öbür türlü ümitleri kalmıyor, hepsi ölüyor geliyormuş. Kuruyormuş balıklar. Şimdi sen de numaranı söyle. 19. Bir bak hele bana. Sen misin? Sıkıntı sefaatin muallimidir. Yeis, dalaleti fikrin, zulmeti kan, ruh sıkıntısının menbaıdır. Seninle bak Allah bize ne anlatacak bakayım. Sıkıntı kaynağı nedir? Sıkıntının menbaı zulmeti kalpte kaynaklanıyor. Kalp zulmet olursa, kalp nurlanmasa, günahlarla yorulan bir kalp sıkıntı olur. Sıkılan insan ne yapar? Sıkıntıdan kaçmak için sefaate gider. Ya imanı koyacak sıkıntıyı aşmak için, ya sıkıntıyı aşmak için imanla karşılık verecek veya sıkıntıyı unutmak için eğlenceye, gayrimeşru hayata gidecek. O zaman eğer imana gidilmezse sıkıntı sefaate muallim olur. Unutmak için o halini günaha dalar. İnanın sıkılan insanlar internetteki rezil yerlere girer. Unutmak için sıkıntısını. Bir de okuyayım. Sıkıntı sefaate muallim. Sıkıntı eğlencelere, gayrimeşru hayata muallim olmuş. Eğiten odur. Yeis. Yeis ne demek? Ümitsizlik. Ümitsizlik. Dalaleti fikirden çıkıyor. Yani ümitsizlik dimağın çalışmamasından, yani dimağda 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7. Bütünlüğe gelmezse yeis olur. Ümitsizlik olur. Psikoloji hastalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Ümitsizlik. Ben düzelmem, düzelemem. Ya canım, o kadar ilaç içtim ki kaç seneden beri falan. Ben düzelemem. Evet, düzelemezsin. Niçin düzelemezsin? İnanmıyorsun ki düzelmeye, ondan düzelemeyeceksin. Nerede olduğunu bilmeyen, nereye gideceğinin de mantığı yoktur. Yani nasıl inanırsanız öyle oluyorsunuz. Yani inandığınızın içine giriyorsunuz. İnan, yani inandığınız şey balon gibi seni veya havuz gibi seni içine sokuyor. Yani mesela diyelim ki içerimizde bir sürü şeyler var, düşünce çeşitlikleri var. Hangisini aktif edersek, yani düşündüğün şey balon oluyor, unutmayın. Şöyle bir misal vereyim. Daha iyi anlaşılır herhalde zannediyorum. Birisine kininiz var ama içinizde unuttunuz. Yani adamı sevmiyorsun. Unuttun da yani gündelik hayatta. Sonra bir gün araba sürerken, yemek yerken, ne bileyim, akşam yatarken, bulaşık yıkarken hemen hatırına geldi. Bunu nasıl dedi ya? Nasıl der ya? Çalışıyor. Allah Allah, verecektim ağzını payına, ne lan, başın devresi falan.
Düşündükçe ne yapar o? Çıkar dışarıya. Düşündükçe. Onu düşünüyorsun ya. Bunun kafanda yazıyor. Lıh billahi ve billahi. Ozunu kuramadık falan ya. Böyle hala yaşıyor falan. Dedikçe çapı büyüyor. Çapı büyüdükçe mesela veya işte içkiyi sana alıştıran esrarı eloyu, bilmem kahveyi, var falan. Şimdi bu düş onun hakkında düşündükçe o büyüyor. Senin içindeydi hiçbir şey yoktu. Onu ne zaman hedefledin o çekirdeğe? Sanki o çekirdeğin çıkması için toprak, su, hava, güneş oldu düşünceleri. O çekirdek büyüyor. Senin neredeydi o çekirdek? Öfken kadar içindeydi. Onu düşündükçe büyüyor, büyüyor, büyüyor. İçindeki şey senin dışına çıkıyor, seni içine alıyor. O zaman sen içinin içine giriyorsun. İçinin içine giriyorsun. İçinin içine giriyorsun. İman da böyledir. Tefekkürle imanın içine giriyorsun. İmanın imanına giriyorsun yani. Bir iman var, şuur imanı var. Yani iman sana neler getirmiş? Haramda, zekattan, bilmem neler, bir sürü sana şeyler yapmış. Bu noktalı iman, şuur imani. O şuur imaninin iyisini takke koyarsan, edebiyatta onu, imanın içerisi, imanın içerisi daha başka bir şey. Yani imanın sana getirdiği, imanın içerisi başka bir şey var orada. İman içerisinde Allah var. Şuur imani. İşte sadeleştirme canileri böyle yapmış. Şuur-u imanı tak, inin üzerine takke ile nokta koymuş. Ne farkı var? Ha takke ha nokta deyip farkı görüyor musunuz? Nokta koyarsanız imanın sana kazanımları. Namaz kıldırtmış, faizden uzaklaştırmış, haramlardan uzaklaştırmış. Yani nokta koyarsan imanın sana yaptığı, sana neler getirmiş. Eğer o nokta yerine takke koyarsan şuur-u imani o çeker. İmanı sana getirdiği değil, imanın içerisi. İçerisinde de melekut alemleri, Allah işte. Onun içine giriyorsun. İmanının imanına giriyorsun yani, içinin içine giriyorsun. Çok acayip bir şey. Yani, bir daha söylüyorum, düşünceler güçtür. Ona ait yine başka bir örnek vereyim. Çok niye uzatıyorum bazı şeyleri? Gündelik hayatta çok lazım olup ama hiç bilinmeyen şey olduğu için. Mesela sporcu halter kaldıracak. Kolunu sağlaya sağlaya gelsin. Kaldırsın kaldıramaz. O aşağıda daha gelmedi. Falanca falanca gelmeden onun kamerasını istiyor. Onun konsantresiyle yaşıyor. O halter daha önce kim pir? Kim daha önce iyi kaldırdı? Onu hayal ediyor. Böyle. Hayal ettikçe hıy diye kaldırıyor. Böyle hiç bunları düşünmeden kolunu sağlayan neyi kaldırıyorsun? Kaldıramaz. Bunun adı sporda konsantre deniliyor. Bizim dünyamızda tefekkür deniliyor. Yani şimdi hiçbir şey yapmadan o güç içimizde değil miydi? O kuvvet içimizde. Konsantre oluyorum. Kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Böyle hayal ediyorum. Tefekkür ediyorum. Konsantre oldukça güçlenmiyor musun? Ben bile yaparken güçleniyorum, şu anda tutamıyorum. Şu anda ya örnek olduysun ya. O konsantre olmadan önce güç neredeydi? İçindeydi. Konsantre oldum, onu aktif ettim, dışarıya çıktı. Beni içine aldı. Seyit Onbaşı. Evet, böyle Seyit Onbaşı gibi. Bak seni içine aldı. Ondandır ki doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Düşünceler sizsiniz. Sizi oluşturan düşüncelerinizdir. Düşüncelerinizi peki kim oluşturur? Doğru malzemeler. Buraya gelmesen şimdi başka bir yerde olacak. Diyelim ki böyle televizyonda başka abuk subuk şeyler seyretsen o malzemeleri soktun. İster istemez onu seni aktif ediyor. Gözünle, kulağınla, dilinle, burnunla, elinle içeri ne giriyorsa aktif ediyor içeriği. Canlıdır. Arkadaşlar unutmayın, içeri giren her şey canlı oluyor. Seni aktif ediyor. Demek ki sıkıntı sefaata malim. Sıkıntılı adam sıkıntıdan kurtulmak için eğlenceye kaçar. Yeis de dalaleti fikridir. Yani fikir, dima, şu fikir bütünlüğü yapamamış. Sonra aslında
Yeis bunun daha biraz da aşağısı. Girmek istemiyorum ama o kadar belki kitap okuyanlara denk gelecek bu iş ders. Yeis dalaleti fikridir. Fikir, diman şu mertebesi var ya, tahayyül, tasavvur, taakkul. Taakkul denilen aklın içerisindeki bir birimdir. O işlevini kaybederse, doğru malzemesi yoksa, doğru düşün. Çünkü fikir bir bağdır. Akıl da zaten bağdır. Aklın Arapçası ikaldır. İkaldan geliyor. Yani ikal şu. Deveden giderken çölde adam yatacak. Develer inmiş. Deveyi nasıl bağlayacaksınız çölde? Birbirlerini bağlarsan birbirine bağlarsan beraber giderler. Ondan sonra ayaklarını bağlarsan da gitmiş. Gitmiş. Kuma çakarsan durmaz. Bu sefer develerin yularını kuyruklarına bağlarlarmış. Kuyruğunu bağlayınca bir yerine dönüyormuş. Hala dönüyor. Döne. Mecburu çöküyor. Başı dönüyor. İşte bu boğazındaki ip bu kuyruğuna bağlamasına ikal deniliyor. Aklı da kaynağına bağlarsan rahat edersin. Yoksa aklın durmaz çölde yürür. Nereye yürür? Devenin nereye yürüdüğü gibi. Devenin pusulası mı var? Çobansız deve çölde ne olursa rehbersiz, ölçüsüz akıl böyledir. Çölde aç, yayan, susuz, hedefsiz kalırsın. Güneşte yan, ondan sonra kartallar, yılanlar seni yer bitirir. Yeis de bu. Zulmeti kalp, ruh sıkıntısının menbaıdır. Yani kalp zulmette olursa, zikir etmezse, evrat eskarı yoksa huzur arayacağız. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Sen söyle sevgili kardeşim ilk numaranı. 77. İki numara tut. Yeni gelenler, tutmayanlar. Bir numara tut. Tuttun mu? Tuttun. Bir daha tut. Tamam. 77. Bize bir yer çıktı. Hak'ta ilk defa mı görüşüyoruz seninle? Tamam canım benim. Hak'ta ittifak, ehak'ta ihtilaf olduğundan izah edeceğim. Bazen hak, ehak'tan ehak'tır. Hasen, ahsenen ahsendir. Ya ben seni tanımadığımı biliyorsun. Ben de ilk defa seni görüyorum. Bakayım ben izah edeceğim. Bakayım sana ne nasıl olacak bilmiyorum. Tanımıyorum yani seni. Hasen, ahsenen ahsendir. Herkes kendi mesleğine huve hakkun demeli, huvel hakkun dememeli veyahut huve hasen demeli, huve hasen dememeli. Şimdi evdesin. Bu böyle olması lazım. Yani hakikaten çok güzel olacak. Çok güzel olacak diye ama dayatıyorsun ama mesela. Ama kavgaya sebebiyet veriyor. O zaman çok güzel olmasını bırak da bari güzel olsun. Çok güzelim bırak. Orta yolu bu. Kavganın sebebi daha çok kendi dünyamızdan bakıyoruz. İllaki. Kendi dünyamızda ama yani eve uyguladım, iş yerinde uyguladım, kendi aleminde de mesela özgüveni. Ya ben niye bu kadar güzel olamıyorum diye özgüvenini kaybeden var. Özgüvenini kaybeden var. Ya kardeşim o kadar güzel olma ama başka tarafların da var yani. Niye özgüvenini kaybediyorsun? Benden bir şey olmaz, ben yapamam, beceremem. Bir kere zaten sen temelden baştan kaybettin. Ben yapamam demeyi. Olur mu ya? Mesela diyor ki öfkeli adam. Ben diyor böyleyim, beni böyle kabul edin. Ya Allah böyle demiyor. Ya ben değişemem diyor. Allah değiş diyor. Vel kazimin yallayze vel afinanin nas. Gayzlarınızı yutunuz, insanlar affedin. Ben affedemiyorum diyor, unutamıyorum adamları diyor. Allah diyor ki unut. Ben yapamıyorum. Yapamıyorum deme. Allah yapamayacağını sana demezdi. Sen öyle inanma, bak hemen düzelir. Bunun yaşı başı yoktur. Demek ki Hak'ta ittifak, yani orta, haramdan çıkan bir ölçüye ittifak, ehakta ihtilaf olduğundan, yani meslek ve meşrepte de, cemaat birliğinde de, ticarette de, karı koca birliğinde de, hepsinde kullanın. Yani insan olduğu yerde en iyi arama. İyi varsa atarma. En iyi arama, böyle bir şey yok zaten. Çünkü herkes kusurludur. Bazı tipler var, mükemmeliyetçi fıtratlar var böyle, mükemmeliyetçi. Yani illa bir şey bulacak yani. Onlara diyorum ki yat kalk şükret de Allah'a şükret ta ki Resulullah zamanında değilsin. Niye hocam dedi?
onda da bile kusur bulurdun. Tövbe estağfurullah dedi ya. Ya öyle miyim dedi ya. Aynı Resulullah'tan da bulurdum. Belki Hazreti Ömer'in çok karşısına dikilirdi. Bazı tipler var yani. Ya arkadaş ya ortam için bul ya. Ya helu ya merru ya. Ya yani kemeliçi fıtratlar var ya. Ya aktır ya karadır. Onun ortası gri yok mu ya bu Harun'un? Siz bayağı kullanmıyor musunuz? Gri yok mu bu işte? Nötrdür gri zaten. Nötr müdür? Her rengi kabul eder zaten. Her rengi kabul eder nötr değil mi? Nötr. Beyaz ve siyah nötr değildir. Nötr renk biridir. Bakın. Tasarımda. İç tasarım mühendisidir o. İç tasarım mı diyorlar senin? İç mimar. Evet. İç mimar ha. Allah Allah ya. Çok acayip bir her şeyi uygula kardeş ya. Bu ne biçim kitap ya? Ya dörtme. Benim de atasözüm var ya. Ha. Onun yeri geldi. Hani diyorum ya. Evliliğin mükemmeli yoktur. İdeal evlilik idare edendir. Çok güzel. Çok güzel. Ya. Allah Allah. Ben de şöyle bir şey var buna. İdare edilmeyecek eş yoktur. İdare edemeyen vardır. O evliliğin, ortaklığın, kardeşliğin veya kendi içsel yapının %60-70 ortalama ortağınız varsa %60-70 orta biri tamamdır. %70-80 aramayın. %60-70 ortak tarafınız tamamsa tamamdır. İnsan kendisiyle de %100 anlaşamıyor. Çocuğum ya ben nerede anlaşacağım? Kendisiyle kavgalı değil mi? Her hareketimizi beğeniyor muyuz? Yok. Bereketli adam mısın ya? Ne çıkmış bak. Çok güzel şeyler çıkmış sen. Bazen hakkımı arayayım diye. Evde mesela. Diyelim ki küçük bir hakkını arıyorsun. Niye evde şey yaptın? Ağzım ona dolaştı. Ne bileyim artık. Diyelim ki hakkını arıyorsun. Ama bir sürü hakları paymal ediyorsun. Çocuğunu yani orada bağırıp çağırıyorsun. Kadına bağırırken hanım duyuyor, çocuklar duyuyor. Oğlan duyuyor. Annen duyuyor. Komşular duyuyor. Senin psikolojin bozuluyor. Bazen hak, hatta ne yaptı? Bazen hakkına razı olmak en iyisini bulmaktan daha iyidir. Evet. Sen bir numarasın. Sen, dön atladık senden. Benim arkadaş da aynıydı 80. O da ötekisini söyledi. Kaç? 93. İkinci numara o. Aferin Nazım. Sen adın neydi? Nazmi. Ooo 93. Sana bakıyor ha. Yakışıklı bir adamsın bak. Sana ne çıktı? Her adam için heyet içtimaiyede, her adam için toplumda, iş yerinde, okulda, evde görmek ve görünmek için mertebe denilen bir penceresi vardır. Toplumda herkesin bir bakışı var. Toplumun da o insanın onayladığı bir seviyesi var. Bu budur, bu adam budur. Mesela benim toplumda bu adam budur. Ve ben artık değişmem yani. Herkes beni tanıyan der ki bu budur. Hata yapabilirim ama değişim olmaz bende. Artık kişileri, hadiseleri yorumlama özelliği var. Seviyesi var, bilgisi var. Bir de toplumun, akrabanın veya eşinin, aşının, işinin sana bakışı var, penceren var. Şimdi bak acayip bir kanun koyacağız. O pencere kâmeti kıymetinden yüksek ise tekebbür ile tetavvül edecek. Eğer kâmeti kıymetinden aşağı ise tevazu ile tekavvüs edecek ve eğilecek. Ta o seviyede görünsün ve görsün. Mesela toplum seni ne büyük adam, acayip adam, alim adam, kamil adam. Oysa sen çok iyi biliyorsun ki böyle bir adam değilsin. Ne yapacaksın o zaman? Sen bakışın buydu. Boyun bu. Bu sefer herkes seni burada görmek istiyor. Bu sefer böyle yapmak zorunda kalacaksın. Hani uzanacaksın yani böyle. Veya ya bırak o adamı ya sen buradasın. Adam aşağılarda dersen bu sefer eğilmek zorunda kalacaksın. İkisi de zarar. Yani eğilme, yükselmek olmayan bir meziyeti varmış gibi davranmak riya. Var olan bir özelliğini de ya böyle görüyorlarsa bari bunu yok edeyim. Hakikate de zulüm. Hakikate de zulüm. Bu ikisinden kurtulmak için şöyle demeli diyor mektubatta. Bir padişah sana elbise giydirse, o elbiseyle sen güzelleşsen. Millet dese vay be ne adam ya ne güzel ne kadar yakışıklı. Ya Allah Allah tatlı bir adam olmuş dese. Adam da dese ki tabii canım benim gibi adam var mı? Benim gibi bir adam
gösteremezsiniz dese hakkı sana gurur kibir. Gitti. Peki dese ki ya canım nerede ya güzellik, güzellik kim unutmuş ki ben bulacaktım. Güzellik benim neremde dese hem o padişahın ona giydirdiği elbiseyi hem kendisini zulmetmiş olur. O zaman ne gururdan ne de zulümden düşmemek için şöyle de evet bende bir güzellik var ama o güzellik bana ait değildir. Bana giydirilen elbiseye dolayısıyla giydiren zata aittir dersen hem tevazu hem zulümden kurtarmış oluruz. Ta o seviyede görsün ve görünsün. İnsanda büyüklüğün mikyası, bir insan büyük bir insandır. Nereden bileceğiz? Ölçüsü nedir? Büyüklüğün mikyası nedir? Ölçüsü Mustafa? Küçüklük. Küçüklüktür. Tevhid. He? Tevhid. Ne? Tevhid. Tevhid mi? Büyüklüğün mikyası. Yok onu anlatmıyor. Burada diyor ki, bir adam ben büyüğüm. İddia etmesin. Sen söylersen o adam büyük olur. Bir adamı kendisi büyük gösteriyorsa bil ki o adam küçüktür. Kul kibir yani. Benim gibi adam var mı diyor bana. Kapı inmiyor falan. Yok canım. Tabii ya benim gibi adam gösteremezsin falan. Diyor. Demek ki bir insanda büyüklüğün mikyası ölçüsü küçüklüktür. Yani tevazudur. Küçüklüğün mizanı büyüklüktür. Yani tekebbürdür. Bir insan küçük adam mıdır? O adam kibirli adam olur. Kibirli adam küçük adamdır. Tamam mı? Peki. Sen söyle. 45. 45. Sen nerelisin? Plaka demesin. Ha buralı mısın? Evet. O zaman 45 yani plaka mıdır diye. Bakayım. Oo çok güzel bak. 45 bak sana ne çıkmış merak ediyorsun değil mi? Yani. Ya, evet. 45. Maziye, geçmişine, mesaibe, günahlara, mesaibe, musibetlere, bak geçmişine, musibetlere, kader nazarıyla, bak, geçmişine ve musibetlere, kader nazarıyla, bak, mustakbele, geleceğe, günahlara, teklif noktasına bakmak lazımdır. Cebir ve itizam burada birle barışırlar. Yani geçmişine ve musibetlere baktı. Bakışın şu. Geçmişine. Kader noktasına bakacaksın. Yani ben bu ana babadan niye oldum? Ben niye bu memlekete? Benim rızkım niye bu kadar? Gibi şeyler kaderdir. Musibetler kaderdir. Oradan yuvarlandık. Sen otobüse bindin. Veya başına gelen musibetler her çeşidi. Veya mazide olması gereken şurada da olsaydım, şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Bunlar hepsi böyle bakacaksın. Seni rahatlatan bir şeydir. Hepinizi kaderdir. Geleceğe nasıl bakacaksın? Gelecek kader değildir. Gelecek ve günahlar kader değildir. Gelecek tekliftir. Bakayım, göreyim seni ne yapacaksın diyor Allah. Çünkü haşir meydanında verin kaderinizin hesabı yoktur. Verin yaptığınızın hesabı vardır. Bir daha söylüyorum. Haşir meydanında verin kaderinizin hesabı yoktur. Verin yaptığınızın hesabı vardır. Kader kainatın işletim sistemidir. İnsanın da bakışıdır. İşte maziye bu şekilde bakacağız. Sen söylüyorsun. 40. Yani abi kader yazıldığı için değil de şey yapacağımız için yazılmıştır. Şey ya yazıldığı için yapmıyoruz. 40. Bir şeyde measim ve şeref hasıl oldukça havasa peşkeş ederler, seyahat olsa avama taksim ederler. Bir iş yerindesin, dükkandasın, evdesin, ailedesin, dershanedesin yani gene toplum içinde. Bir şey çıktı, güzel bir kemalat çıktı, güzel bir meyve çıktı. Onu bir kişiye verilmemesi lazım. Çünkü o şeyin vücuda gelmesi için bütün sebepler lazım. Esbab lazım. Çünkü her şey her şeyle alakadar. Yani insan kendisini alırsa firavunlaşıyor. Ben diyor falan. Tabii canım. Der. Bensiz olmaz. Olur mu ya falan. Oysa bir şeyde measim ve şeref oldukça havasa peşkeş ederler. Hatta öyle bir şey yaparlar falan. Diyelim ki bir devletin muvaffakiyetini bir şahsa verirler. Bir şahıs onun bir sebeplerinden bir unsurdur.
Oysa milletin bu kadar fedakarlığı, özverisi yok edilmiş oluyor. Bu kadar güzellik teke iner. Sen abi? 12. Sen buralı mısın? Evet. O demiştin. Evet. Tamam abim. Meşhurdur ki, hilali ide bakarlardı, kimse bir şey görmedi. İhtiyar bir zat yemin ederek hilali gördüm dedi. Halbuki gördüğü hilal değil, kirpiğinin takavuz etmiş beyaz bir kılıydı. O kıl nerede, kamer nerede, harekat-ı zerat nerede, faili teşkil ema nerede? Şimdi adam bir tanesi varmış yaşlı, böyle benim gibi beyazmış. Ama kaşları bazıları kalın oluyor böyle. Kaşları da beyazmış. Biliyorsunuz ki Ramazan'da Allah Resulü'nün hadisi var. Ayı gördünüz, oruca başlayınız, ayı görün. Gördüğünüz zaman, kaybolduğu zaman orucu bırakın. Şimdi eskide öyle bakarlardı yani, tepeye çıkarlardı. Kim ayı gördü, görürse iki tane şahitle inerdi aşağıya, gördük hemen o gün, o gece ilan edildi. Adam bir tanesi bakmış, ayı gördüm diye yemin ediyor. Yanındakiler yok diyor, öyle bir şey yok. Ya yemin ediyor, aa orada diyor. Ya onlar hiçbir tanesi görmedim diyor. Meğer adamın şu şey var ya, kirpikleri. Şu biraz büyükmüş, beyazmış. Buraya gelmiş. Oraya bakarken oraya burayla oraya baktığı için burayı hiç görmemiş. Meğer kaşlarından kavis yapmış. Beyaz bir kılmış. Kılı ay görmüş. İşte bizim de pireyi deve yapma özelliğimiz böyle yani. Yani hiç bakmıyoruz bütünsel itibariyle kendimize, tamam mı? Acaba bu olayın böyle gelmesinde, aşamasında benim ne kadar katkım var? Çünkü kavga iki kişi arasında olur. Bir tane ölü, ötekisi diri. Kavga olur. Olmaz. Şimdi diyor ki kimse bir şey görmedi. İhtiyar zat yemin ediyor. Kendi ölçümüzde bakıyoruz. Kendi dünyamızda hadiseleri yorumlarsak çekilmiyor işte. Olmuyor. Mesela bir misal vereyim. Kavga ettik. Ben gene aile uygulayayım. Diyelim ki haklı, %100 haklıysın. Onu nasıl duruyor? Nasıl yapar bunu ya? Allah Allah ya. Bunu nasıl yapar? Bak nasıl yaptığını ben sana söyleyeyim. Gözünü kapat. Kapat. Geç oraya eşine. Geçtin. Eşinin anne babasını düşün. Ne kadar helal yedirdi buna. Eşine anne babası ne kadar dini ve dünyevi eğitim verdi. Eşinin yöresel kültürü, örfü, şu andaki psikolojisi, evdeki durumu, etkileyen fiziksel sebepler, bunları ne olur boyalan, bunların bütünlüğüyle bak oradan bu tarafa, onu demesi, yapması gayet normal. Çünkü anormal gözükmesinin sebebi buradan oraya bakıyorsun. Senin kültürün farklı, örfün farklı, tamam mı? Eğitimin farklı, ana baban sana helal veya haram, tamam mı? Ondan sonra din aldığın, yören, cinsiyetin bir bakıyorsun. Mesela başka bir tane misal söyleyeyim kendime. Şimdi ben evlendim diyelim. Urfalı birisini aldık. Lahmacun diyecek, biber diyecek. Ben sevmem bir hamur mamuş dedi. Ben balık diyeceğim. Laz işi olacak. O sevmeyecek. Abi kavga. Lahana diyeceksin abi. Lahana diyeceğiz falan. Misal yani. Şimdi hatalar, kusurlar bakışa göre değişiyor. Allah diyor ki peygamberine, sen onlara, raiyetindekilere diyor, sert davransaydı yanında kimse olmazdı. Yani demek ki harekat-ı zerat nerede, bu mevcut vücuda gelmek nerede? Sen bir şey 89. 89. Eskide İslam aç değildi. Tereffühe ihtiyar vardı. Yani böyle lüks yaşamaya vardı ihtiyaç. Şimdi Müslümanlar açtır, telezzüze ihtiyar yoktur. Lezzetlenme hakkım yok. Yani eskide Müslümanlar aç değildi. Ama lüks yaşamaya ihtiyaçları vardı. Şimdi Müslümanların çoğusu aç. Bizim lezzetlenme ihtiyacımız yok. Yani basarken ayağımızı dikkate basacağız. Etrafımızı da yorumlayarak. Ben merkezli yaşamamak gerekiyor. Ya. Sen söyle.
Ha bu tarafta böyle gelelim. Mustafa sen de. 39. 39. Hepinizi söylettireceğim. Çabuk çabuk gideyim o zaman. Çünkü saatim geldi. 39. Fazla izah yapmayayım. Dünyaca havas tanınan insanlardaki meziyet, mesela dünyada bilinen, tanınan insanlar var. Meziyet sahipleri var. Tarihi olayları değiştirmişler, sebep olmuşlar vesaire. Böyle adamlar. Sebebi tevazu ve mahfiyet iken, yani böyle bir Allah nimet vermişken, bu adam tevazu etmesi gerekirken, ben yokum demesi gerekirken, tahakküm ve tekibere sebep olmuş. Yani tahakküm ve tekibere sebep olmuş. O Allah'ın onun üzerine gösterdiği nimetle tevazu etmesi gerekirken, alçak gönüllü olması gerekirken, mahfiyet gerekirken, tekebbürüne, kibirine sebep olmuş. Yani ne demek uyguluyor? Fukaranın üzerine alma. Çıktı, ben okumadım sana. Sen seçtin. Ben bir şey demedim ya. Fukaranın acısı, yani uyguluyor. Fukara aciz. Avamın fakirliği sebebi merhamet ve ihsan iken, biz zengine fukaranın aciz değil. Avamın sebebi fakirliği zengini nesini celbeder? İhsanını celbeder. İken gitmiş esaret ve mahkumiyetlerine mücer olmuştur. Adamları esir etmiştir. Yani demek ki Cenab-ı Hak bizim üzerimize bir şeyler inşa ediyorsa bizim ona çok ihtiyacımız var. Bizim meziyetimiz olduğundan değil. 18'in sözde öyle geçiyor. Sana bu, senin de bu nurlar gösterilmişse en çok senin ihtiyacın vardır der 18'in sözde. Bir meziyetin olduğundan değil. O zaman senin de gösterilen şey senin tevazuya ve mahfiyete sebeptir. Tahakküme ve kibre değil. O zaman böyle olur. Alt üst olur. Sen söyle. Sen de Önder. Hakkımı Umut'a devredeyim mi? Onu merak ediyorum. Abi. Hayır. Hepsini okuyacağım. O zaman çok, çok. 97. 97. Allah Allah. Temasül tezadın sebebidir. Tenasüp tesanüdün esasıdır. Sigari nefs tekebbürün menbaıdır. Zaaf gururun madenidir. Aç muhalefetin menşeidir. Merak ilmin hocasıdır. Ne dedi? Temasül Mustafa, yani misil olmak, eşit olmak, kavganın sebebidir. Tamam mı? Tenasüpse, yani birbirini tamamlama özelliğinde ise tesanüdün sebebidir o. Yani eşit olmak her şeyde, aman aman, yaşta eşit, şeyde eşit, ilimde eşit falan, hizmette eşit, hizmette beraber omuz verdi falan. Bu kavgaya sebep. Onun için ben diyeceksiniz ki nereden çıkarttım? Ben kendi ister uyun ister uyun. Nurcuların bir binada komşu olarak kalmalarına taraftar değilim. Sen burada otur, ötekisi ötekisi otursun. Nurcular bir yerde ortak iş değil, o işin başında birisi olsun, ötekisi o işte olmasın. Yani aynı yerde ortak işte, çünkü biz o seviyede değiliz, kemalatımız yok. Hemen gözüküyor. Tamam. Ondan sonra kaçtı? 97 miydi? Evet abi. Ha, temasül, ben çıkartmadım bu numarayı, sen söyledin. Temasül, misille, misil olmak, tezadın sebebidir. Eşit gibi olmak, tezadın sebebidir, zıtlaşmanın. Tenasüp, yani birbirini tamamlamak, eksiklerini tamamlama olsa, tesanüdün esasıdır. Mesela diyelim ki, siz maddi imkanlarınızda diyelim ki bu konu. Benim de ilmi tarafım var. Benim de bu işi götürme özelliğim var. Ne yaptı? Tenasüp oldu. Senin servetinle benim varlığım tenasüp oldu. O zaman tesanüdün esası oldu. Sigari nefs, yani nefsini beğenmek, kibrin menbaıdır. Kibir. Zaaf, gururun mademidir. Yani gururlu insan zayıftır. Zayıf adam zayıflığını bastırmak için gururlu olarak gözükür. Gurur olarak gösterir. Gururlu, unutmayın böyle bir adam falan gururlu falan fiyaka yapıyor. Zayıf adamdır. Gururlu adam zayıflığının getirmiş olduğu psikoloji basıklığından kurtulmak içindir. Umut senden şey yapacağım şimdi. Seni, onun çocuk darlatıyor seni. Aç, muhalefeti menşeidir. Aciz adam muhalefet eder. Bak dedi olmadı, varım dedi. Merak ilmi hocası. Umut sen söyle. 111. 111.
110. Var, tamam var, o da var. 110 demiştim ama. Allah Allah. Her zaman hudutları aşmıyorsun. Aşmıyorsun dedim. Üstüne de mi söylemediniz, ben bilmiyordum. Allah Allah. Sen ben bunu söylerken yoktun değil mi? Fesubhanallah. Ben oysa millete dedim ki bir dahi 110 dahi. 110 dedim ama aslında 111 tane var. Ben bir tane demeyeyim dedim. Sen gittin dayattın sona. Şimdi bakayım sen dayattın bizi. Biz de bakayım ne dayatacak sana. Allah Allah. Ben de merak ettim şimdi. Cuma'da hutbe konuşmak, insanlara hitap etmek. Aslında hitapta, hutbede hitap gibi gözükürken kendini yorumlama. Olayları yorumlama demektir. Hatip. Hatibi anlatır hutbe. Çünkü biz mesela olayları yorumlama özelliğimizi hutbede gösteririz. Hutbe zemindir. Hutbe sanki bir şey naklediyor. Hayır, kendisini ifade ediyor. Cuma'da hutbe zaruriyet ve muselematı tezkirdir. Nazariye talim değildir. Yani esasa teslim olmak muselemat. Yani denilen ölçülere kanaat etmek lazım. Yoksa o ölçüleri bırakıp yeni bir şeyler iman etmek değildir. Ben, siz de okursunuz buradan ben. Muselematı tezkirdir. Yani ölçüleri, şablonları ortaya koyup onun içinde yoğrulmak, onun içinde imalat yapmaktır. Yani esasatın konulan sistemin içinde imalat yapmaktır. Onu kenara koyup yeni imalat yapmak, hatta yeni imalatın içerisinde esas sistemi içine koymak değildir. Sistemin içinde sistemlenmektir. Yani şöyle diyeyim. Bir top sahasının enini boyunu futbolcu seçemez. Onu FIFA mı diyorlar? O seçmiş. Seyirciler de seçemez. O hatların içerisinde gene kurallar var. Top nasıl oynanır? Yani taştır, penaltıdır vesaire. Futbolcu kurulan sistemin içerisindeki kurallar içerisinde kuralını koyması lazım. Sistem içindeki kural içine kuralını geliştirmesi lazım. Yeni kurallar geliştirmesi lazım. O kural içindeki kuralını geliştirmek, yeni kurallar kurmak veya top sahasının enini büyüğünü çıkartmak, değiştirmek, penaltı iken penaltı yapmamak, ya öyle bir özelliği yoktur. İbari-i Arabiye dahi ulvi ihtar eder. Yani Kur'an bunu söyler. İlk önce teslim olun. İslam zaten teslimdir. Müsellemattır. Onun içerisinde işlev yap. Mesela müzakere odur. Bu dershanelerde Osmanlı'nın yıkılmasına, medresenin kapanmasına sebep diyor. Müzakerenin kalkmasıdır. Müzakere benim tabirle atölye çalışmasıdır. Ortaya bir kelime konulur. Onun üzerinde herkes çalıştığını, düşündüğünü, iman ettiğini söyler. Bence öyledir. Lemalarda böyle yazıyor, tekstil şualarda böyle diyor, mektubatta böyle diyor. Var olanın üzerinde yürür. Hadis ile ayet muvazen edilse görünür ki beşerin en veli dahi ayetin belagatına yetişemez, ona benzemez. Yani ayet ve hadisler bile mukayese edilse, hadis ayeti yetişemezse bizim düşünce ve imalatımız ne hadise ne de hadise, ayeti kelimeye ayrı bir sistem, bir yöntem getiremez, kıyas edilemez. Çok acayip bir şey yani. Peki. Sen de şimdi. Sen Mustafa arkasın. 17 hocam. 17. Çabuk gidin. Bir saat oldu mu? Geçti. Eyvah. Peki siz karar verin. Keseyim değil mi? O zaman siz de okuyayım, siz şey yapın. İzah etmeyin. 17. Kelime-i şehadetin iki kelamı birbirine şahittir. Birincisi ikincisine burhan illi midir? İkincisi birincisine burhan illidir. La ilahe illallah diyen Muhammed Resulullah demese kurtulamaz. Mecellede yazar. Kavaid-i külliyede mevcuttur. Mektubatta da var. Risale-i Nur belki birilerini bağlamaz ama şeriatın edile-i şeriye herkesi bağlar. Hadis-i şerifte vardır. Hadis-i şerifte la ilahe illallah diyen cennete gidecektir vardır.
Bu ne demektir? İzah edeyim. Kur'an'da kafirin suresi var. Kul ya eyyühel kafirun la a'budu ma ta'budun suresi. Ena aynet ena inne ena inde inde Allahil İslam. Ena nasıldı? İha inne dine inde Allahil İslam. İne dine inde Allahil İslam. Allah indinde, Allah'ın nazarında din tektir. İslam'dır. Kafirin suresinde ise sizin dininiz size, bizim dinimiz bize, orada din var. İki tane din kavrayışı var, anlayışı var. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. O zaman iki din var. Ama bu neshedilmiştir, hükmü kalkmıştır. İne dine indallah İslam, Allah'ın nazarında din tektir, din başka yoktur. Ayeti sureyi neshetmiştir. Ama çok hikmetleri var, niye duruyor? Artık kafirin suresinin hükmü kalkmıştır. Onunla şey, peki bir hikmetini söyleyeyim. Yani bunun geliş sebebi, nüzul sebebi gene İslam toplumunda olursa bu geçerlidir. Yani kafirlikten İslam'a doğru bir geçiş varken dinler arası diyalog olabiliyordu. Ama İslam tamamlandıktan sonra dinler yoktur, din vardır. İslam dinidir, dinler yoktur. Abi görüşmeyecek miyiz onlarla? Papazla da görüşürsün, toplumlarda görüşürsün ama din deme ona. Dinler arası diyalog yoktur. Kişiler arası diyalog vardır, toplumlar arası diyalog vardır, kültürler arası vardır. Çünkü ayet-i kerime Allah'ın nazarında yine dini, indallahil İslam. Allah'ın nazarında din tektir, din bir tanedir. Ona din demeyeceksin diyor. Çünkü Kafir suresinde din diyor. O zaman bunu 63 tane ayet Kur'an'da bulunduğu halde neshedilmiştir başka bir ayette. Mensuh ve nasih meselesi var. Risale de öyledir. O için mektubatta da var bu la ilahe illallah diyen Muhammed Resulü'ne dersi koyuyor. Peki niçin bunu anlattım? Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifleri de böyledir. 23 seneden tamamlayıcı söylenen sözleri muhaddisun, hadis imamları bütünsel bakar. Her bir hadisi alırsın sen. Yani bu hadis var. Hayır, gidemezsin. Çünkü ahkam hadisini sen izah edemezsin. Ancak ibret ve tefekkür hadislerine bakabilirsin. Ayet-i kerimeye bakabilirsin. Yoksa gavi olursun. Ehl-i sünnetten çıkarsın. Hadis var diye çıkamazsın. Niye? Hadisleri yorumlayan muhaddisun denilir. Kur'an'ı yorumlayana müfessirun denilir. Kur'an'ı iyi bildiği halde gidiyor hadise dokunamaz. Sen nasıl meal vererek İngilizce Arapçayı bilir gibi meal vererek sen ahkam çıkartıyorsun? Ne çıkartamazsın. Çünkü hadis imamları var. Bunların adı muhaddisun denilir. Hadis imamları şey yapar. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Risale'de geçen bir şey. Benim sünnetimi fitne-i ahir zamanda diyor, bir sünnetimi ihya edene 100 şehit sebebi var diyor. O zaman denge bozulur. Ne demektir o? Çıplak kalırsan misvak kullanmak. Bir sünnet, unutulmuş bir sünnet. 100 tane şehit sebebi. 100 tane şehit sebebi kadar basit midir bu? Şey yani, pardon dostum. Yani misvak kullanmak sevabı, 100 tane şehit sevabı nasıl olacak? O zaman şehitlik seviyesi misvak kullanmak seviyesine iner. O peki ne demektir o? Benim sünnet-i seniyemi ihya eder demek sünnet-i seni İslami etmiş o. Yani İslami içindeki bir adab değil o. İslamiyettir İslamiyet. Onu muhaddisin öyle diyor. Tabii İslamiyet'i mi ihya edene 100 şehit sevabı var. Yoksa pat yapamaz. Kusura bakmayın size numara söylettiremedim ama. Çünkü bayağı var. Bayağı üzülüyorsunuz ama. Abim senin numara söyle. Benim üçüncü hocam 55. 55 mi? Üçüncü hocam. Ha hep iki defa kullanıldı. Vallahi artık senin ikinci, üçüncü el bile kurtarmaz beni. Hadi 55 olsun. Her şeyi maddede arayanlar akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Maneviyatını inşa etmek. Delikanlım sen söyle. 88. Tevafuk oldu. Sen abi benimle 55'te Allah razı olsun. Allah Allah. 88. Şimdi bakalım. Lezzayı çağırdıkça sanki yedim demeli, sanki yedim, dusturu yapan sanki yedim namındaki bir mescidi yiyebilir diyemedi. Canım bir şey istediği zaman kilonu gösteriyor. Canım istediği hemen almaya kalkma, hayalen yedim de oraya kaç para yazıyordu bitinde? 15 lira. Git sadece binden 15 lira buraya koy. Böyle sanki hayalen yediklerini biriktir, onunla sen bir cami bile yaparsın. Abim sen bir numara söyle. 90. Muhakkak lezzetten ziyade muhakkak eleme tebessüm etmeli.
Yani lezzetlerin peşine değil de böyle dünyanın hakikatini keşfeden, kendi manası böyle muvakkat lezzetlerin peşine değil. Yani hizmetin şeyi muvakkat, lezzetinize muvakkat eleme. Yani elem geldiği zaman tebessüm etmeli. Hoş geldin demeli musibete. Geçmiş lezzayiz, geçmiş lezzetlere ah vah dedirtir. Geçmiş lezzetler var ya, ah vah gitti ya, ah gitti. Müstetir bir elemin tercümanıdır. Yani geçmiş lezzetler gitti mi? Gitti, kaybolmuş, gizlenmiş artık. Ama düşündükçe ortaya çıkıyor. Ah la ne yapmıştık, etmiştik, bizimdi falan. O kaçırdıklarına aklı. Geçmiş alan, geçmişteki sıkıntılar oh dedirtir. Yani elhamdülillah. Oh oh dedirtir. Oh oh müsmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir. Yani geçmiş musibetler oh elhamdülillah. Geçmiş lezzetler ah yakar. Geçmiş şey, sıkıntıları düşündükçe de lezzet verir. Sen 13. 13. Artık idare edeceksiniz. Zaman geçti. İşi olan gitsin de şu kadar söyleyeyim. Mustafa'ya kadar söyleyeceğim. Ha yok burada da var. 13. Tabiat misali bir matbaadır. Tabi değil. Nakıştır nakkaş değil. Kabildir fail değil. Mistardır mastar değil. Nizamdır nazim değil. Kanundur kudret değil. Şeriat-ı fıtriyedir. Hakikat hariciye değildir. Tabiat. Girmek istemiyorum. Ayna bakıyor seni tanıdığım için. Harun'um seni atlayayım mı? Nasıl istersen. İstemiyorum hadi tamam söyle. 22. Cumhur avamı Burhan'dan ziyade mağazdaki kutsiyet imtisale sevk eder. Birisini bir şey anlattığın zaman kaynağı söyle. Sen bir numara. 66. 66. 66 plaka neresidir? Okundu abi 66. Okundu mu? Kim okudu? Ben okumuştum. Sen 66 mı dedin? Evet, evet. İkinci numaranı söyle. O zaman 80. 80. Hararetteki meratip burudetin tedahülü iledir. Hüsündeki derecat kubun tedahülü iledir. Kudret ezeliye zatiyedir. Zatiyedir, lazimedir, zaruriyedir. Astarul edemez, meratip olamaz. Her şey ona nispeten musabidir. Şimdi bir şeyi derecelendiren onun içerisine zıttının müdahalesiyledir. Allah niçin kudreti sonsuzdur, acizlik yoktur. O zaman bir şeyde derece zıttının müdahalesiyledir. O zaman o dereceye baktığımız zaman, o dereceye zıttı kadar zıt şey vardır, mertebesi vardır demeli. Onu zıttını ayıklamaya gayret etmeli. Fazla şey yapmayayım, uzun olur diye. Mustafa'ya atlıyorum, seni de atlıyorum. Ahmet miydi? Ahmet seni söylüyor. 12 abi. 12 söylendi galiba. Deldi mi delmedi? Kim dedi 12? Söylendi, orada söylenmişti. Kim dedi 12? Burada giden arkadaş dedi. Ha o giden arkadaş, 13 evet. 11 abi. 11. Bir noktayı tam yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudret-i gayr-i mütenai lazımdır. Zira şu kitab-ı kebir-i kainatın her bir harfinin, mausus yayet her bir harfinin, her bir cümlesinin, her bir cümlesine müteveccih birer yüzü, nazır birer gözü vardır. Cemaati anlatıyor sana bunu. Uzatmayayım. Başka mümkün değil. Yani bir şeyi alemine yerleştirebilmen için bütün ağız. Tek koyamazsın. Özcan. 63. 63. Sen Urfalı mısın? Urfa'dan geldim abi. Urfa'dan geldin. Şehit kendini hay bilir. Bir bakayım sonra. Can da biliyor. Vay. 63 korkma ya, ses etme. Şükret yani. Keşke şehit olsa. Peygamber Hazreti Aleyhisselam şehit olmak istemeyen diyor münafıklık alameti. Allah Allah. Allah bizi hepimizi şehit etmiş. Amin. Amin. Şehit kendini hay bilir. Amin diyebildin mi hocam? Bu gitmiş olmasın Hasan abi. He? Bu gitmiş olmasın onun. Bak. Abi belki de yok belki. Evet. Öyle zannediyoruz. Bak şimdi. Şehit Allah diyor ki ölü demeyiniz. Diyor değil mi? Bana diyor ki hoca kulu olarak cenazesini yıkar. Yani ölenin cenazesi yıkanır. Kılınır. Allah diyor ki öldü demeyiniz. Bana da diyor ki öldü onu yıka. Çünkü öldüğünü bilmez. Ha ölen bedenmiş. Ruh ölmez. Ruh bunu anlamamış. Şimdi mesela derste vefat eden bir insan. İnan. Mesela seni çağırdı. Birisi çağırdı seni diyelim.
Ben mi diyorsun? O da diyor ki ya sen kalktın giderken ver. O çağıran azayip. Sevdiğim bir tipe girmiş. Sevdiğim bir insan. Annendir vesaire, kadın vesaire. Ama sen kapıdan çıktın abi, baktı ki Özcan gitti. Ve öldüğünü bilmez. Hala sen kıyamete kadar derstesin. Belki geçen hafta ölmüşsün, hala derste zannediyorsun kendini. Öldüğünü bilmezsin ki. Şu anda yaşadığının delili var mı ki? Allah. Yok ki. Kazada zaten, kazadaki mana oydu abi. Evet. Üstad geldi, biz onu şu anda yaşamaya geri döndürdük. Ona yardım edin, ona yardım edin. Ya. Öyle zaten ölümden bir dönmüş. Şimdi yaşadığından emin olmak için başka bir sebep aramak lazım. Çünkü ölen nereden baştan bitmişse hala devam ediyor. Eğer derste ölmüşseniz aynen şimdi ders devam ediyor. 63 şehit kendisini hay bilir. Feda ettiği hayatı sekeratı tatmadığından gayri munkati ve baki görüyor. Yani kesinti yok. Hani öldüğünü bilen kim kesintiyi bilir. Ama dershanede benim çarptı ne? Gidiyor, ne yapıyor? Buyur abi dediği adam azaymış. Alıp gidiyor, gel ya bir dakika şu işimiz var dedi. Kolundan tuttu, hala gidiyorsunuz ama senin ruhun hala burada. Nereden bitirmişsen orada hala devam ediyor. Yalnız daha nezih olarak buluyor. Seni okutturduk, seni okutturmadım. Bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun, reçetesi itibari Kur'an'dır. Mariz bir asır, 20. asır. Hasta bir unsur, Osmanlı. Halil bir uzuv, Kürt milleti. Ha? Kürtler. Reçetesi, düzelme yöntemi, yolu, ittiba Kur'an'dır. Yani Kur'an'a ittiba edilmedikçe reçetesi yoktur. Bir de okuyayım. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun, yani kıymetli, değerli bir uzuv, yani kol. Osmanlı bütündü, bedendi. Yani her şey vardı, Çerkez vardı, Arnavut vardı, herkes vardı, bütündü. Kürtler ise bu bütünlük içinde o alil, yani kıymetli bir organ. 20. asrın, mariz bir asrın, hasta bir unsurun, bütünün, alil bir uzvun bütünlüğe getirmenin reçetesi ittiba Kur'an'dır. Herkes Kur'an'a ittiba edecek. Yani ne mutlu Müslümanım diyene demeli. Ne mutlu Türk'üm diyene diyen Türk değil. Ustad diyor. Selanik Yahudisidir diyor. Selanik Yahudisi. Ne mutlu Müslümanım diyene kanaat etmeli. O zaman hiç kimse ne mutlu Müslümanım diyene, ne mutlu Çerkezim diyene der mi? Ne mutlu Arnavut'um der mi? Ne mutlu Laz'ım der mi? Ne mutlu Arap'ım diyene der mi? Demez. Ne mutlu Türk'üm dersen, ona diyorsun ki ne mutlu Kürt'üm de. Şimdi sen desen ki şarkıse, ne mutlu şarkı sevenlere, türkü sevenler de var. O zaman hepimizin vicdanını ve itikadını, imanını bütüne getiren bir şey olması lazım. O unsurlardan sıyrılıp, peki bu unsurları kim aramıza soktu? İngilizler soktu. Unutmayın. Milliyetçiliği aktif edip o kaşınan, o kaşınmaya sebep olan o virüsü, bakteriyi İngilizler kaşıyor. İngilizlerin Müslümanları bölmesi ve parçalamak için kullandığı malzemedir. İngilizler Müslümanları böyle bölmüş. Ne mutlu Çerkezim diyene, ne mutlu Şia'yım diyene, ne mutlu Şafi'yim diyene. Bak bir tanesini söyleyeyim, kesiyorum. Benim biliyorsunuz dershanede çeşitli insanlar geliyor. Bir tane genç geldi. Yani gençlerin içinde vardı. Baktım ki gece dolaşınca binada dolaşıyorum. Herkes 12'de yatması lazım. Baktım ders hayatta mutfakta. Dedim ki hayır dedim nereye kal? Abi dedi başım çok ağrıyor dedi. Tamam iyi tamam otur. Gittim bir tane aspirin getirdim. Suyu da verdim. Hadi kalk otur dedim. Dedim ki bak çocuğa yeni gelmiş. Daha tanımıyorum da. Hadi dedim bir kıbleye karşı otur. Bismillah ya Şafi Allah de iç. Abi aspirinin de kalsın istemem dedi. Niye dedi? Ben dedi senin bir aspirin için dedi ben dedi şu mezhep değiştiremem dedi. Ya Şafi Allah Şafi mezhebini alırmış. Böyle bir durumda ne mutlu Türk'üm Kürt'üm demek zamanı mıdır?
Ne faydası var? Allah katında üstünlük ancak takmadandır. Allah katında hiç kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Ancak Allah katındadır. Hepimiz kuluz. Peki güneş nerelidir? Allah nereli? Ya. Vahırda vahım enilhamdülillah Rabbil Alemin. Belki bazı şeylerinize dokunmuştur. Dokunduysa bana kızmayın. Sizi onu belliğinize kazıyana kızın. Bize bana kızma. Belliğine ne mutlu Türk'üm diyene diye İslamiyet'e Kur'an'a zıt olan el İslamiyet'in ashabiyetin cahiliye hadis-i şerifte menfi milliyetçilik men edilmiştir. İslam'da İslam milliyetçinin dışındaki milliyetçiliği öne çıkartmak men edilmiştir. Allah Resulü menfi milliyetçiliği, faizi, kan davasını, veda hutbesini ayağımın altına almışım dedi. Onu çıkartana bel olsun, lanet olsun dedi. El Fatiha temas selavat.